Mas besakat ehsan zulle illa ala bizr tamain. Masabaga ma talet demek. Uzamadı. Ehsan zulle zillet dalları uzamaz illa ancak ala bizr tamain. Tamam, hırs tohumu üzerinde ancak yükselir. Zillet dalları. Burada zilleti bir ağaca benzetiyor. Bu ağacın yetişmesi ancak bir insan zelil olması neden kaynaklanıyor? Hırs ve tamahdan. Bir insan çok hırslı olursa, çok tamah sahibi olursa, kendisine bir hedef seçip dünyevi ben buraya ulaşmam lazımdır de ise o hususta o kalbinde artık tamah haline gelmişse o adam oraya ulaşmak için o maddi imkanı elde edebilmek için her yola başvurur. Hatta zelil bile olur. Zilleti bile kabul eder. Yani Müslümanın bir izzeti duruşu olması lazım. Zelil olmaması lazım. Fakir olabilir ama zelil olmaması lazım. Onurlu fakir olması lazım yani. Veyahut da bazı zelillik de illa fakirde olacak diye bir şey yok. Bazı insan zengin olur, daha da zengin olabilmek için. Benim illa mesela bir tane arkadaşımız vardı. Ya diyor birkaç tane marketi vardı. Millet diyor bir market daha açmıyor musun? Alışmışlar ya. Halk da çok teşvikçi ha. Adam diyor ya Allah-u Teala ahirette 5 tane 6 tane market niye açmadın? Niye şubeler çoğaltmadın? Niye sormayacak? Ancak öyle diyerek milleti elinden kurtuluyoruz hocam diyor. Yani halk gelen gidiyor ya daha dörtten misin, beş edemedin mi? Gelen öyle söylüyor. Adamı işte krediler almaya, ödeyemeyeceği borçlar altına girmeye teşvik ediyorlarmış gibi oluyor. Bu sefer adam zillete düşüyor. Çok aziz insanlar zelil oluyor. Tamah yüzünden. Nice böyle varlıklı insanlar biraz daha artıralım, serveti biraz daha fazlalaştıralım derken zelil duruma düşüyor. İşte bu neden kaynakları? İnsanın zilleti, zillet ağacının demek ki tohumu nedir? Tamadır. Yani doyumsuzluk. Halbuki mümin iman insana rahat ve huzur veriyor. Nedir? Biz şöyle inanıyoruz. Allah-u Teala bizi zenginlikle imtihan edecekse zengin oluruz. Fakirlikle imtihan edecekse fakir oluruz. Yani Allah-u Teala'ya teslimiyet gösteririz, çalışırız. Ama helalinden gelmesi için gayret gösteririz. Haram helal önemli değil. Ben param çoğalsın, servetim fazlalaşsın mantığında olursak bu bizi bir gün zillete götürür. Çok böyle aziz bir insan tanıyorum. Böyle insanların çok değer verdiği de bir insandı. Bu hırs yüzünden geçenlerde damadı diyor çok borçlanmış. Bu sefer ödeyemiyor. Almış adamı ahıra bağlamışlar hayvanların yanına ceza olarak. Para alamıyorlar ya. Artık mafyaların eline mi düşük ne olursa bilmiyorum. Ya diyor bizim kayınpeder diyor geçen diyor. Borç sahipleri almış götürmüş. Ahıra bağlamış köpeklerin yanına diyor. Hayvanların yanına. Sen burada yat. Kaç gün orada kalmış. Aç susuz perişan. Neler geliyor insanların başına biliyor musun? Sırf dünya tamağı yüzünden büyük daha da aziz olayım derken daha beter zelil duruma düşüyorlar. Çok o tür adamlar hocam geçen gün bir tanesini söylüyor. Akademik kariyerli de bir insan. Zengin bir adama aman diyormuş mahvoldum ayağını öpeyim diyor diye. Bana para ver mahvoldum battım. Adam profesör adam. Yani bunları Allah-u Teala somut olarak bizlere gösteriyor. Dikkatli olmamız lazım.